Ali aç gözünü. Aç. Ali. Aç gözünü. Aç gözünü ne olur, aç gözünü. Aç gözünü. Allah'ım. Allah'ım gel. Gel. Aç gözünü. Aç. Selma Hanım kısmı ne oldu? Cemile'den bir haber var mı? İçeri alsana babaanne, kapıda bekletme. Bak kapı kalmadı ki. Buyurun girin içeri. Buyurun. Buyurun evladım. Çıkarmayın, çıkarmayın. Osman hadi tatlım sen Mustafa'nın yanına git. Ya. Hadi ama bir tanem söz dinle. Ne yaptınız? Karakola haber verdiniz mi? Verdik, verdik. Aylin beni arayınca hemen Ali Bey'in evine gittik oradan. Selma Hanım'ı aldık, oradan da karakola gittik. Olanları polise anlattım. Cemile'yi Kenan'ın kaçırdığını, tehdit ettiğini... her şeyi söyledim. Şimdi biz de dışarı çıkacağız. Kenan'ın Cemile Hanım'ı götürebileceği yerlere bakacağız. Arayacağız. Alo. Oğlum Mete benim. Anne sen neredesin ya? İyiyim ben, iyiyim. Hastanedeyiz. Hastane mi? Ne oldu? Ne olmuş? Bir şey yok oğlum. Ben iyiyim. İyiyim. De baban... Ne oldu babama? Beni Kenan'ın adamlarından kaçırırken vuruldu. Vuruldu mu? Aha. Anne, siz hangi hastanedesiniz? Fatih Devlet hastanesindeyiz. Babam yaşıyor mu? Bilmiyorum. Bana bir şey demiyorlar. Kimse bir şey demiyor. Ben bekliyorum. Tamam anne, biz hemen geliyoruz, tamam mı? Alim. Tamam Alim. Baba, tamam. Yaşıyor. Annem götürmüş babamı, ilk müdahaleyi yapmışlar. Onun için üzülecek bir şey yok, tamam mı? Biz de şimdi gidip bakacağız. Tamam mı? Sakin ol. Aylin'cim tamam, tamam gel otur şöyle. Olmaz, ben de geleceğim. Hayır Aylin, bu kadar adam gideceğiz biz zaten. Gerek yok senin ya. Hayır, ben de gideceğim. Aylin, iki saat taşıyorsun, otur evde sen. Anne ben iyiyim, gitmem gerek benimle. Çocuklara kim bakacak? Ben bakarım, siz gidin. Hadi bak, o vakit hadi. Düşün yolla, hadi. Geldim. Kenan Çetin siz misiniz? Benim. Bizimle birlikte gelmeniz gerekiyor. Neden? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Cemile Karcı diye bir kadını kaçırdığınız iddia ediliyor. Kimmiş şikayetçi olan? Selma Çetin. Tamam, tamam geleyim de Selma Çetin benim karım olur. Biraz... Kafadan kontaktır. Yani elimde deli raporu var. Yarın mahkemeye çıkacaktık. Öyle abuk sabuk şeyler uydurup duruyor işte. Cemile Karcı da sizi suçluyor ama. Cemile Karcı bulundu mu? Kaybolduğunu nereden biliyorsunuz siz? Ben bilmiyorum. Siz söylediniz biraz önce. Kaçırıldı dediniz. Biz kaçırıldığını söylemedik. Kaçırıldığı iddia ediliyor dedik. Canım işte her neyse sizden duydum. Neticede Selma Çetin ve Cemile Karcı'nın sizden şikayeti var. Üstelik Ali Akarsu'nun da yaralanma durumu. Bu olaydan da siz mesul tutuluyorsunuz. Ali Akarsu mu? Benimle ne ilgisi var? Cemile Karcı'yı kurtarmaya giderken çıkan çatışmada yaralanmış. Yaralayan sizin adamınızmış. İddia bu. Lütfen bizimle gelin hemen. Tamam. Tamam giyinip geliyorum. Bekliyoruz. Kahretsin. Allah kahretsin. Ali Cemile'yi bulmuş. Nasıl buldu? Allah kahretsin. Bir şey beceremediler. Aptal adamlar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Gözünü seveyim, iyiydi eve. Ali iyi anne, merak etme. Allah'a şükürler olsun. Buraya geldiğimizde kendinde değildi, ben çok korktum. Ama kurşun sıyırmış geçmiş. Sağ olsun Tarık Bey'le Gülay Hanım da çok ilgilendiler. Şimdi kendine gelmesini bekliyorlar. İyi. Gel, gel otur sen, gel. Gel, gel. Aylin sen de otur artık. Ha? Otur hadi sen otur. Geçmiş olsun Cemile. Sen de sağ ol. Siz buradasınız. Çocuklara kim bakıyor? Merak etme anne, Selma teyze bakıyor. Size daha önceden de söyledim. Karım hasta. Bazı hayalleri ve hezeyanları var. Cemile Karcı ile aramdaki husumeti fırsat bilip bana iftira atıyor. Hayır, yani ben bir iş adamıyım. Benim bir mevkim var. Ve kanuna aykırı hiçbir iş yapmadım. Sadece çamur atıyorlar. Cemile Karcı'nın ifadesini aldınız. İfadesinde eğer kaçırıldıysa nereye kaçırıldığını söylemiştir herhalde. Gidip bakmadınız mı? Baktık. Ne buldunuz? Aha. Bir şey bulamadınız değil mi? Söylemiştim ben zaten. Selma Çetin'in hediye yapmadı, Cemile Karcı'nın iftiraları. Hepsi bu. Ben artık gidebilir miyim? Şurayı imzalayayım. Gidebilirsiniz. Size iyi çalışmalar. Abi. Hadi oradan be. Herif amatör. Bizim parayla tuttuklarımız bir işe yaramıyor. Hepsi patates. Parayla dövüşenle yürekten dövüşen biri olmuyor ama. Oğlum sen kimden yanasın? Ya senden yanayım patron. Kızma ama ucuz atlattık yine. Bizim adamlar polis gelmeden önce bütün izleri yok edip kaçmışlar. Polis bir şey bulamadı. Ya enselenseydik. Değil mi ama? Selma ile mahkemede yarın. Allah kahretsin. Yarası da fazla ağır değil, çok tutmayız onu burada. Allah'ıma şükürler olsun. Dilleriniz dert görmesin. Bir görüvereydim oğlum. Dinlenmesi lazım. Meraktan helak oldum. Açık bir görebilirdim. Peki görün. Ama fazla uzun kalmayın içeride. Sağ olun. Gidelim mi? Gidelim. Cemile burada, Ali. Burada. Burada. Geçmiş olsun baba. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun baba. Biz çıkalım hadi. Babam daha fazla yorulmasın. Doğru. Doktor da öyle dedi. Siz gidin ben kalacağım. Yalnız bırakmam Ali'mi burada. Anne. Sen kalma tansiyonun arasını şimdi. Tansiyonu çıkar falan. Sen de iyi değilsin. Ben kendimi toparlar çıkarım da sana. Mustafa var bende. Mustafa'ya kim bakacak? Sen git. Hadi hadi. Ben kalırım anne istersen. Yok oğlum siz gidin. Ben kalırım. Allah senden razı olsun. Sonra görüşürüz. Nasıl oldu baba? Geçmiş olsun. Ali Bey, soy isminiz? Oh. Oh. Mustafa'yı alıp gidiverem hemen. Geç olmuştur, babaanne uyuyordur Mustafa. Aa, evet. Gece kalın, yarın gidersiniz. Öyle doğru. Çocuğu helak etmeyelim gece gece. İyisin değil mi sen? Çok heyecanlandım. Benim için endişelenme. İyiyim ben. Ayrıca bizimle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey mi? Biz artık bir aileyiz. Evet. Artık bir aileyiz. Aylin. Evet. Ben sana buralarda bir arazi bakıyorum dedim ya. Evet. Beni görmek için yaptığın numaralardan biriydi. Hayır. Yani aslında bunu düşündüm. Hala düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Hakikaten buralardan bir arazi almayı mı? Evet. Neden olmasın? Soner sen ne diyorsun? Ben diyorum ki burada ailenin yanında bir arazi satın alabiliriz. Ve o araziye istediğimiz evi yaptırabiliriz. Nasıl istersek, gönlümüze göre. Ne dersin? Sen ciddi misin? Evet. İster misin? İsterim. İsterim. Çok isterim. Ama sen bu çevrede oturabilecek misin? Niye? Neden oturmayayım ki? Siz oturuyorsunuz işte. Hem eğer sizin aileniz gibi sıcak bir yuva olacaksa... sen, ben, çocuklarımız... mutlu bir hayatımız olacaksa neden istemeyeyim? Ya kim istemez? Süleyman'la bir arazi bulduk aslında. Nerede? Çok yakın. Yarın istiyorsan beraber bakabiliriz. Beğenirsen satın alırız. Tamam, tamam. Gidelim, görelim, bakalım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir dakika bile sensiz kalmak istemiyorum. polisten aldığı ifade hiçbir işe yaramayacak. Polisin elinde bir delil yok. O Kenan şerefsiz yine kurtulacak, bak göreceksin. Sonsuza kadar kaçamazsın. Elbet bir gün yaptıklarının cezasını bulacak o. Beni kurtardığın için sağ ol. Önemli değil Cemile. Ben yapmam gereken şeyi yaptım. Peki benim nerede olduğumu nasıl öğrendin? Kim söyledi? Carolin. Seni sakladıkları yeri Carolin söyledi bana. Carolin mi? Hı. Benim kurtulmama Carolin mi yardım etti? Evet. Aa, yani Carolin niye böyle bir şey yapsın ki? Çok tuhaf. Carolin benim için böyle bir şey asla yapmaz. Bir çıkarı yoksa tabii. Beni sakladıkları yeri söylemek için ne istedi senden? Mustafa'yı. Sakladık bir yer söylemek için Mustafa istedim. Mustafa'yı mı? Sen de kabul ettin. Avukatına bir evrak hazırlatmıştı. Önce onu imzalattı. Sonra söyledi. Sen beni kurtarmak için Mustafa'yı mı verdin? Üzülecek bir şey yok Cemile. Zamanında ben de senden Osman'ı almıştım. Seni çok üzmüştüm. Mesela onun dünyası işte. Benim hayatım hatalarla dolu Cemile. Artık bir hayatımda kalmadı. Kendime ait bir işim yok. Ali seni kaybettikten sonra hayatım falan kalmadı. Hadi başlama gelin, ne olur. Benden Mustafa'ya dair yok. Ama sen bana söz verdin. Mustafa'ya sahip çıkacaksın. Ali. Niye öyle diyorsun ki? Bak bu gece neredeyse ölüyordum. Ayrıca öleceğimi zannettiğimde senden beni affetmeni istedim. Sen beni yine affetmedin. Ölmedin işte, yaşıyorsun. Yaşıyorum. Ölüm döşeğinde bile beni affetmediğini bile bile yaşıyorum. Nasıl yaşamaksa artık. Mustafa babam, Selma teyzem neredeler? Onlar erkenden çıktılar. Selma teyze evine gitti. Mustafa da babaannemle beraber kendi evine gitti. Haydi. Sen şimdi kahvaltını et. Peki annem niye gelmedi hala? Gelecek. Sen yemeğini ye. Babam birazcık hasta olmuş ya Osman'cığım. Onun yanına gitti. Hadi bak kahvaltını yap, okula geç kalacaksın. Babam iyileşmiş mi peki? İyileşti, merak etme. Aylin. Zehra'ya sebze çorbası yaptım. Onu içersin, olur mu? Bir de meyve suyu ya da muhallebi yap. Onu seviyor biliyorsun. Tamam, merak etme abla. Ay. Gel, gel, gel. Oh. Hoşça kal bir tanem. Annen gidiyor. Kiraz da 10 dakikaya gelir. Tamam, peynir yedireyim mi? Yedir ufak ufak. Tamam, gel bakalım, gel, gel, gel. Hoş geldin Hakan. Ya geçmiş olsun, annenle babanın başına gel. Osman bilmiyor. Sen nereden duydun? Kusura bakma yani, ben Selma Hanım'la babaannemle karşılaştım yolda. Onlar söylediler. Keşke bir haberim olsaydı. Yani bir şey yapamasam bile en azından yanınızda olurdum. Sağ ol Hakan ama ben... Artık aileden değilim değil mi? Yok Hakan, ben öyle söylemek istemedim. Hoş geldin Hakan abi. Zehra'yı görebilir miyim? Tabii geç. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Kızım. Kahvaltı yaptın mı? Aç mısın? Kızım diyor. Annem yaptı kahvaltıyı. Kim gelmiş? Ha. Oh, babasını çok özlemiş ya. Oh, çok özlemiş bunu babası, çok özlemiş. Çok özlemiş. Anne. Ha, annesi kızım. Ne kadar büyümüş benim kızım ya. Gel bakalım benim kızım ne kadar büyümüş ya. Sabah serinliği var şimdi. Donmuşsun. Isın biraz. Üşümedim ben, yat. Allah Allah. Sen üstün çıplak. Bir şey olmaz. Sen donmuşsun yoksa. Ne biliyorsun? Benimle hep böyle ilgileneceğini bilsem. Her gün kendi ellerimi korurum vallahi. Senin yarın ateş yaptı galiba, başına vurdu. Doğru. Ateşin başıma vurdu. Ama kurşun yarısından değil, yürek yarısından. Bir şairliğin eksikti. O da oldu, tam oldu işte. Şimdi attım şahmaz oldu. Oğlum. Selma. Çok korktum canım. Şükür buradasın. Şükür. Merhaba. Merhaba Nedim Bey, hoş geldiniz. Geçmiş olsun Ali Bey. Sağ ol Selma. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun Ali Bey. Size de geçmiş olsun Cemile Hanım. Sağ olun Nedim Bey, sağ olun. Dün gece polis Kenan Çetin'in ifadesini alıp serbest bırakmış. Bugün Selma Hanım'ın duruşması var. Birazdan oraya gideceğiz. Ben de yanında olmak istiyordum. İsterseniz birlikte gideriz. Ama yani... Ali'yi böyle bırakamam. Olmaz ki. Siz gidin artık. Cemil, ben de geleyim. Beraber gidelim. Kalkabilirim ben. Ya saçmalama. Sen yat. Ya bir şey olmaz. Doktoru duydum. Kurşun sıyılmış geçmiş. Ali, yaralısın. Ya bir şey olmaz. Kalk. Yat diyorum. Kalkmayacaksın. Allah Allah. Kalkmak yok. Tamam peki. Tamam siz gidin. Ben buradayım. E sen ne olacaksın? Mete'yi çağır. O gelsin. İyi. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Geçmiş olsun. Hı. Tamam anne. Bu çirkin oluyor biliyor musun? Tamam ben giderim babamın yanına. Çirkin ol bakayım kızım. Oh. Tamam. Hadi dikkat et. Görüşürüz. Kızlar. Annem Selma teyzenin duruşmasına gidiyormuş. Ben de babamın yanına gideceğim hastaneye. Babam nasılmış peki? İyi miymiş? İyiymiş. Babaanneme de haber verelim. Annem haber vermiş ona da. Mete abi, Mete abi. Beni de okula bıraksana. Ne demek Osman Efendi Hazretleri? Pek tabii. Hakan benim çıkmam lazım. Tamam ben de işe gideceğim zaten. Baba. Bakalım. Ay tamam. Sen sendikaya mı? Evet. Bilgili derneği, bilgili derneği. daha sakın gitme. Sakın. Bir daha sakın beni bırakma. Ben seni hiç bırakmadım ki. Sen hep buradaydın kalbimde. Ve kalbim atmaya devam ettiği sürece sen orada kalacaksın. Özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok Ayten. Merhaba. Merhaba. İşten ayrılmadığına çok sevindim. Bak bir yerin de geri döndü, işe başladı. Eskisi gibi beraber olacaksınız. Ama ben henüz karar vermedim. Ama sen yokken ben buranın işini nasıl yetişirim Ayten? Bilmem. Yaparsın ya. Ne olur yine eskisi gibi olalım. İki yakın arkadaş. Teşekkür ederim. Hemşire hanım, burada yatan hasta babam Ali Akarsu. Nerede? Ali Bey mi? Gitti o. Gitti mi? Nereye gitti? Yaralıydı ya. Vallahi durdurmaya çalıştık ama mahkeme mi varmış, neymiş? Gitmesi lazımmış. Babanızda katır inadı var yani. Laf anlatamadık. Vardır hakikaten bir katırlık. Neyse sağ olun. Teşekkür ederim. Adınız? Selma. Soyadınız? Çetin. Kenan Çetin'in eşi misiniz? Evet. Kenan Çetin şu anda burada mı? Evet. Göster. Kenan Bey sizin akli sağlığınızın yerinde olmadığını iddia ediyor. Bu doğru değil. Ben gayet iyiyim. Kenan Bey'in iddiasını tasdik edecek nitelikte bir hastane raporu var burada. Sizin hakkınızda. O raporu biliyorum. Bana isteğim ve iradem dışında içirilen ilaçların yarattığı geçici bir durumdu bu. Hakim Bey müsaadeniz olursa Selma Hanım'ın akli sağlığının yerinde olduğuna dair iki ayrı hastaneden aldığımız heyet raporunu mahkemenize sunmak istiyorum. Getirin bakayım. Avukat Bey'i duydunuz. Raporlar da elimde. Her ikisinde de Selma Hanım'ın akli dengesinin yerinde olduğu yazılı. Ne diyeceksiniz? Efendim ben ikisinin de sahte olduğunu düşünüyorum. Her iki raporda mı? Evet. Gereği düşünüldü. Yaz kısım. İddiaya temel olan maddi delillerin yetersizliği ve şahsi müşahademin davalı hakkında husule getirdiği karine sebebiyle Kenan Çetin'in iddia ve vasilik talebinin reddine, Selma Çetin'in mal varlığının üzerindeki şahsi tasarruf haklarının kendisine iadesine karar verilmiştir. Çok sağ ol. Kazandık, kazandık. Kazandık Cemile. Kazandık, kazandık. Ay inanamıyorum. Gözün ay. Çok sağ ol. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kazandık. hiçbir işe yaramadın avukat. Kenan! Bekle. Bugün alacağın kötü haberler daha bitmedi. Götürüp verin Nedim'e. Noter tasdikli ve ihtarname. Selma Hanım, Karcı Holding hisselerini idare etmeniz için size vermiş olduğu vekaleti kaldırıyor. Beş parasız kaldın Kenan. Ama bunlar iyi günlerin. Karcı Holding'in kapısından içeri giremeyeceksin. Yakında Cemile de mahkemeyi kazanacak. Karcı Holding gerçek sahipleri tarafından yönetilecek. Sonra da sıra bana gelecek. Kenan Efendi. Zannediyorlar. Ama çok yanılıyorlar. Aptallar. Aylin koşma. Hamilesin hayatım, koşma. Yavaş. Ne yapayım? Seni görünce dayanamıyorum. Sana sarılmak istiyorum. Baban nasıl? İyi mi? Mete telefon etti. İyiymiş. Hastaneden çıkmış. Baban da benim gibi. Hastanede sıkılanlardan. O her yerde sıkılanlardan. Biz ne yapıyoruz şimdi? Biz şimdi krallığımızı kuracağımız topraklara gidip orayı fethetmeye çalışacağız. Tamam mı? Haydi o zaman atlara. Burası. Çok güzel, çok güzel. Beğendin mi? Çok beğendim. Burası bizim ülkemiz olacak. İkimizin ülkesi. Ay. Koşma Aylin, yavaş ol. Dikkat et. Yavaş ol. Olur. Ama ben bu odayı hiç sevmeyeceğim çünkü burada beni değil işlerini düşüneceksin. Şurası da bebek odası. Odası. Bir tane yetmez. Neden? En az 5 tane çocuğumuz olacak ki. Sen ne doğuracaksın galiba? Ben anlamam. Ben en az 5 tane çocuk istiyorum. Bizi taşlandıracak 5 tane çocuk. Vallahi ben önce bir kızımı doğurayım da gerisini sonra düşünürüz artık. Kızımız olacak yani. En iyisi. Kızımız olacak. Öyle hissediyorum. Yatak odamız nerede peki? Ha. Şurası. Orası. Hadi gel yatak odamıza gidelim. Tamam. Bayağı genişmiş. Oh. Ali. Gel hastaneye götüreyim ben seni. İyiyim ben. Eve gideceğim Cemile. Ya inat etme. İyi değilsin işte. Eve gideceğim eve. Bak Mete de geldi. Bırakır şimdi beni. Hastaneden firar etmişsin Ali Kaptan. Bunu aldım orada Mete. Buraya gidin. Hadi Selma sen de gel. Yok siz gidin. Bizim Nedim Bey'le işimiz var. Ha Cemile. Bundan sonra mallarını pazarda satma. Karcı Holding bünyesinde bir mağazalar zinciri kurarız. Sen de ortak olursun. Mallarını orada satarız. Sen de iş hayatına bayağı ısındın ha. Neyse bunu sonra konuşuruz. Selma Hanım, Cemile Hanım da buradayken Kenan Bey'in Cemile Hanım'ın davasıyla ilgili bazı dosyaları bize göstermediğini, bilgi sakladığını düşünüyorum. Holding'de çalışmaya başladığınızda Cemile Hanım'ın zamanında yapılan alım satım ve ihale işlerine ait dosyaların birer rüsasını sizden isteyeceğim. Tamam, ben istediğinizi yapacağım. Teşekkür ederim. Bu Cemile Hanım için çok iyi olacak. Çok teşekkür ederim Selma'cığım. Asıl ben sana teşekkür ederim Cemile'ye. Çok sağ ol. Sen olmasan ben bu dertlerle baş edemezdim. Davayı kazanıp holdinge dönmeli. Dört gözle bekleyeceğim. Hadi tekrar gözün aydın. Görüşürüz. İyi günler. Dur çocuğum dur. Tombul bir file benziyor. Sıska bir balineye benziyor. Grip olmuş su aygırı. Yok, üzgün bir zürafa. Kedi. Fare. Yok, hamsi hamsi. Sivrisinek. Bit. Sünepe. Sünepe ne? Öyle bir hayvan yok ki. Var. Nasıl var? Var. Nerede yaşıyor peki? Onu da sen bul akıllım. Yalancı. Sensin yalancı. Sensin yalancı. Baba sensin yalancı. Sensin. Sensin yalancı. Sensin. Yalancı. Sensin. Sensin yalancı. Yalancı sensin. Sensin. Ay ay. Hoş geldin. Sizden uzun zamandır ses çıkmadı. Acıkmışsınızdır diye düşündüm. Ay. Allah. Gel. Ay kurt gibi acıktım ben. Arsayı Aylin çok beğendi Süleyman. Satın alıp ev yaptıracağız. Bunlar halledilir Soner Bey. Ama... bence şu anın tadını çıkartalım, büyüsünü bozmayalım. Hatta pekiştirelim. Ay! 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 Evet. Vallahi bravo. Ama bu sizin için. Çünkü ayrılma portakal suyu var. Çok iyi. Teşekkür ederim. Keyfinize bakın. Evinizdesiniz. Artık inandım ben şansıma. Seni çıkardı karşıma. Deli gibi aşığım ben sana. Sen bir yana, bu dünya bir yana. Sen bir yana, bu dünya bir yana. adam çalsın sazlar. Gelin dostlar, gelin dostlar, kalbimizde düğün var. Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar. Gelin dostlar, gelin dostlar, kalbimizde düğün var. La 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 la. Carolin değil mi ayol şu? Aa, Carolin vallahi kız. Aa, ne işi var ayol? Aa, ne arıyorsun sen burada be? Merhaba, benim eski kayınvalide. Ben Mustafa'ya maya geldim. Mustafa'ya vermem ben sana. Alamazsın sen onu. Evet. Hah, alırsın. Ali bana verdi Mustafa. Ben Mustafa alacağım. Karışma sen. De. Karışma sen. Hadi. Karışma sen. Sen bana inanmıyor Ali. Çağır sor işte. Ali bu. Alacağım ben. Git bir çağır sor. Alacağım ben. Aç şu kapıyı. Ben Mustafa'ya alacağım. Aç. Hep böyle bunlar. Gelip şey. Bir. Bana vermez Mustafa'yı. Aç şu kapıyı. Yeter be! Git aç şu kapıyı! Aç! Yetmediniz! Yapmıyorum! Anne! Dur! Ne oluyor burada? Ben Mustafa'ya makaraydım. Asin anne... Vermiyor bana Mustafa. Vermem tabii ya. Mustafa'nın evi burası. Babasının yanında kalacak o. Anne Mustafa'yı hazırla. Carolin'e gidecek. Sen ne dedin? Sen dediğimi yap anne, hadi. Olmaz, vermem ben. Vermem ben Mustafa'mı. Bu kadına vermem. Anne, ben Carolin'le bir anlaşma yaptım, imzaladım. Ver hadi. Ne yaptın sen Ali? Ha? Neden yaptın bunu sen? Sonra anlatırım anne. Hadi. Hadi. Ay Allah, benimle anlaşmayı imzalamış. Carolin'le boşanıyor. Çocuğu ona vereceğim. Ay. Duydun mu? Duydun mu Muzaffer abi? Hadi sen gir içeri. Sonra girelim. Ali hadi gir ne olur. Tamam. Bütün çocuklarımı kaybettim. Her şeyimi. Ali abim sıfırı tüketti vallahi. Hadi Kemal, hadi. Hadi yürü. Kız. Carolin, Ali'ye benim kaçırıldığım yeri söylemiş. Bunun karşılığında da Mustafa'nın kendisinde kalmasını şart koşmuş. Allah cezası be. Ali de mecbur kalmış. Ben atölyeye gidiyorum anne. Sen buradasın. Burada. Ben de geliyorum. Ali acele çıktı hastaneden. Ben bir doktor çağırayım diyorum. Yani ne bileyim belki bir şey yoktur ama pansuman falan yaparlar. Sonra atölyeye uğrarım. Sağ ol canım. Hadi sen gir eve. Size güle güle. Sen ne yapacaksın? Birkaç yere uğrayıp bakacağım. Gazinolara falan. Nihal daha önceleri öyle yerlerde çalışıyordu. Belki rastlarım. İşte bir umut ya. Hepimiz bir umudun peşindeyiz böyle. Öyle. Merhaba Müjgan. Manikür yaptıracağım ama çok acelem var ona göre. Buyurun oturun hemen ilgilenelim. Nihal, manikür. Bu aralar moralmanım nasıl bozuk biliyor musun? Saçımı kızla mı boyatsam, ne yapsam? Havan değişir belki, ne diyorsun? Olur, iyi olur, bakarız. Yarın mı gelsen? Ne zaman yapalım? Yarın daha iyi olur. Bugün yoğunuz biraz. Elinizi uzatır mısınız? Ay ben vazgeçtim. Ben yine gelirim. Bir işim vardı, unutmuşum. Ayşe. Sen devam et. Canım. Üzülme. Ne yapayım? Sevineyim mi? Bakma, senin de başına dert oldu. Olur mu canım öyle şey? Deme öyle. Biz arkadaşız. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim gözlerini canım bir dakikada içti. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim gözlerini canım bir dakikada içti. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika, sevişmek bir dakika, sevişmek bir dakika. Yorgunluk ve üzüm genç çiftlere esir aldı. Artık gitme zamanı mı ne? Ha? Evet. Gitme zamanı. Aylin'le kızımız yoruldular. Hayır, ben yorulmadım. Sonsuza kadar böyle kalabilirim. Hadi bakalım. Hadi. Ya. Hadi bakalım. Hadi. Kalk, ellerin buz gibi olmuş. Üşüdün mü? Yok, bilmem. İstiyorsan salondaki şömineyi yakayım. Madem evden çıkacağız, odunları ziyan etmeye gerek yok. Bence yakmayalım. Karım benim. Biz gidiyoruz Süleyman, görüşürüz. Güle güle. Ben kapıyı kilitten çıkarım. Se muere de ser. Oğlum. Ben seni çok özledim. Özledin mi anne? Hadi sen. Melike, kapı. Sekirdin oraya değil mi? Bizim süt gelmiş bakalım. Mustafa'yı almışsın ha? Evet. Ali sana verdi ha? Kendi rızasıyla. Öyle mi? Melike, Mustafa'ya gez biraz. Gel. Ali kaptan rızasıyla çocuğunu kimseye vermez. Hele sana hiç vermez. Ve benim tanıdığım Carolin pazarlıksız hiçbir şey yapmaz. Ali kaptandan çocuğu almak için ona ne verdin? Ya da şöyle sorayım. Ali kaptan çocuğu sana vermek için senden ne aldı? Ha? Bir şeyler vermeye gerek yok ki. Ali Mustafa aldı, yapamadı. Mustafa hep beni istedi, ağladı. Hem de Ali'ye parasız bakamadı Mustafa'ya. Ha, öyle yani. Tamam. Tamam. Sen haklı. Ben doğru söylemedim sana. Ben sana anlatacak her şey. Utuğrul. Dinliyorum. Ben... Ali'ye... para verdim. Bütün beklediğim para. Çok para. Onun için Ali bana Mustafa'ya verdi. İyi. Mesele yok o zaman. Oğlum, Nihal'i bulabildin mi? Var mı bir haber? Yok anne ya. Ne haber alan var, ne gören. Allah, Soner geldi! Kızım yavaş! Bugün düğün için alışveriş falan yapacağız. Günaydın. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Buyurun bir çay için. Yok sağ olun. Alışverişe çıkacağız da. Biliyoruz. Peki. Hadi güle güle. Güzel. Ne yapacağız şimdi? Nereye gitsek? Ay orada bir şeyde bir dükkan vardı. Oraya mı gitsek acaba? Soner. Soner. Düğün böyle gösteriş bir şey olmasın. Sade bir şey olsun. Gelinliğin de sade olsun. Sakin ol. Sakin ol. Ama olamıyorum işte. Mutluluk başıma mı vurdu, nedir? Ben de öyleyim aslında. Mutluluğa alışık değiliz ya, ondandır. Herhalde. Geçelim. Tamam. Bürge, naylon, ibrik var, led, lastikler. Bürge! Bürge! Naylon! Anne! Anne! Ali! Ah anne. Ah. Anne ne oldu, iyi misin? İçim geçivermiş. Başım dönüverdi. Tansiyonum oynadı herhalde. Ne yapayım anne, doktora götüreyim mi seni? Kalk. Yok bizim yok. Of anne çok korktum ya. Anneye gönderdiğin doktor. Sordum ona. Dedi tansiyon. Çok korktum. Ali nerede, nasıl? Pek iyi değil. Yatıyor içeride. Pek iyi değil. Oh anneciğim ya. Oh anne. Of. Şimdi nereye gidiyoruz? Düğünümüzü yapacağımız yere. Anne, bir şey mi oldu? Kızım, Mete'yi çağır gelsin. Mete! Anne. Babana yardım et. Kerim'e de para ver. Babanızla babaanneniz biraz rahatsız. Bir süre burada kalacaklar. Geçmiş olsun baba. Sağ ol. Geçmiş olsun baba. Sağ ol Beril. Sağ ol kızım. Neyse anne benim çıkmam lazım. İşe gideceğim. Zehra Metin'in odasında uyuyor. Tamam kızım. Açayım mı? Dur, daha değil. Basamak var bir tane daha. Evet, bir tane daha. Açayım mı şimdi? Hayır, daha değil. Dur. Gel, gel, gel. Dur. Evet, açabiliriz. Soner, ne yapıyoruz burada? Geleceğe dair yeni bir sayfa açmak için belki başa dönebiliriz diye düşündüm. Eğer sen de istersen düğünümüzü burada yapabiliriz. Yepyeni bir başlangıç. Ne dersin, olur mu? Seni seviyorum. Tamam o zaman, düğünü burada yapıyoruz. Dünyanın en mutlu ve en güzel gelini olacağım. Bunun için önce gelinlik giymen lazım tabii. Değil mi? Gel. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İstediğin gelinliği anlat, tarif et. Ne istiyorsan, nasıl istiyorsan yapacaklar. Nermin Adalı toplantıya gelmeyecek anlaşılan. Kendisi yok. Vekil avukat bey de gelmedi. O zaman ben size gereken talimatları vereyim beyefendi. Öncelikle Cemile Karcı'nın açmış olduğu dava ile ilgili olarak bütün dosyaları istiyorum. Hepsini, eksiksiz. Ayrıca Carolin Akarsu meselesi. O kadının derhal işten çıkarılmasını istiyorum. Maaşı, tazminatı, her neyse hepsini verin. Hemen uzaklaştırın buradan. Geç kalmadım değil mi? Neler konuştunuz? Cemile Karcı ile ilgili dosyalar ve Carolin Akarsu'nun işten çıkarılması konuları. Şimdi o talimatları iptal edeceksiniz. Senin ne işin var burada? Bunun ne işi var? Çıkın buradan. Neden çıkacakmışım? Şu anda Karcı Holding'in en büyük hissedarını temsil ediyorum. Delirdin galiba. Neden? Delirmiş olsam Nermin Adalı hisselerinin vekaletini bana verir miydi? %51 hisse payı dünyanın her yerinde çoğunluk demektir. Ve bu çoğunluğa dayanarak talimatları iptal ediyorum. Ayrıca Cemile Karcı ile ilgili dosyalar avukata zaten verildi. Başka da dosya yok. Lüzumsuz işlerle vakit geçirmeye de gerek yok. Carolin Akarsu da şirketteki görevine devam edecek. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Güzel. İyi günler. Alo, Selma. Tamam Selma, tamam sakin ol. Dur, bir yol buluruz. Bir düşünelim. Tamam. Tamam, güle güle. Kenan Çetin hala holdingin başındaymış. Hayda. Nermin Adalı bütün hisselerinin vekaletini Kenan'a vermiş. O Nermin Adalı ile Kenan arasında bir ilişki olduğunu biliyordum Cemil. Nermin Adalı'yı bulmak lazım. Aylin geldi kız. Ha? Aa, yanında da Soner. Hı? Merhaba. Ne haber kız Aylin? Hoş geldin. Size davetiye getirdim. Ha. Ne davetiyesi be? Düğün davetiyesi. Soner'le ben evleniyoruz. Aa! Gene mi kız? Gene. Siz bu işlere meraklısınız ya, önce size getireyim dedim davetiyeyi. Aslında bir tek size söylesem bütün İstanbul 2 saat içinde duyardı. Ben de masraftan kurtulurdum ama neyse işte. Hadi size iyi günler. Ya dondunuz be. Kız şu davetiyenin güzelliğine bak. Ne kadar zarif, ne hoş. Deniz yıldızı falan da var. Ya, bir de böyle nispet yapar gibi davetiye falan getiriyor ya. Of anne ya, gördün mü ne kadar mutluydu ya. Tövbe tövbe. Of ya! Allah kahretsin. Of ya! Ne haber Osman? Nasılsın? İyili. Beni bu arabayla okula götüreceksin. Söz verdin ha, unutma. Aa, unutur muyum canım hiç? Sözüm söz. Sen beni bu arabayla götürürken Gülden'i de alsak mı yanımıza? Gülden kim? Anlarsın işte. Aa, tamam. Alırız Gülden'i de, olur. Anlaştık. Anlaştık. Ha. Babam mutluydu sanki, gülümsüyordu. Ama ben ona baktıkça ağlamak istiyordum. Çünkü babamın yaşadığı her mutluluk anı içimdeki pişmanlığı derinleştiriyordu. Yüreği yangın yeriydi. Bize birer hayalmişiz gibi bakıyordu. Sanki her an yok olabilirmişiz gibi. Her an vedalaşıyordu ve her an yeniden selamlıyordu bizi. Lambası kırılmış, dilekleri gerçekleştirme gücünü kaybetmiş bir masal cini gibiydi babam. Zamanı yoktu, mekanı yoktu. Kayıptı. babam bir hafta bizle beraber kaldı. O bir hafta uzun zamandır aradığı huzuru bulmuş gibiydi. Sonra ailenin düğün telaşı hepimizi sardı. Benim pamuk prensesim nihayet prensine kavuşacaktı. Sonerlerde gene ötülerim. Ver bana, ver. Hadi. Anne ben seni istemiyorum. Oğlum olur mu onlar? Top ayakkabısı düğüne gidiyoruz. Ama ben bunları çok seviyorum. Belki Soner ablayla top oynarız. Dur Soner amcan aman tamam giy. Anne Soner geldi ben çıkıyorum. Yahu çocuğum düğün günü niye geldi? Evinde hazırlansaydı ya rahat rahat. Anne bizim bir işimiz var. Bir yere uğrayacağız. Siz sonra gelirsiniz. Nereye uğrayacaksınız düğün günü? Seni hep sevdim kardeşim. Hep seveceğim. Nasılsın Süleyman? Allah razı olsun yenge. Ayol bu kadar da olmaz yani. İnsan adam gibi bir yer tutar. Sanki paraları yok. Kemal bak şurası boş. Ha. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Aylin çok fazla çekti, biliyorsun. Lütfen onu bundan sonra mutlu et. Fazlasıyla hakkı. Bu defa ancak gibi olmayacak Ali Bey. Ben Aylin'i çok seviyorum. Mutlu olacağız, göreceksiniz. Hadi git al kızım. Olacak şimdi. güzel bir gelin olmuşsun. Sen de çok yakışıklı bir damat olmuşsun. Her şey tamam mı? Tamam. Müsaadenizle gelini almaya geldim. Canım kardeşim, inşallah çok mutlu olursun. Al bakalım gelini damat bey. Ama ben... Aylin. Evlenmek istediklerini beyan eden ve bunun için resmi başvuruda bulunan Soner Bey ve Aylin Hanım arasında kutsal evlilik bağını tesis etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Şimdi sayın şahitlerin ve sevgili misafirlerin huzurunda sormak istiyorum. Aylin Hanım, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi hür iradenizle ve kendi arzunuzla Soner Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Soner Bey, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi hür iradenizle ve kendi arzunuzla Aylin Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Durun!